Yöresel yemek pişirme tekniklerini öğrenmek için seyahate mi çıktın? Bu majesteleri kraliçenin emri. Neden bu kadar ani, söyler misiniz? Sarayda işlerin nasıl yürüdüğü konusunda her şeyi unuttun mu? Çok fazla soru sorarak başına bela açma. Peki efendim. Ne seyahati, neler oluyor? Yani seyahate Jangum, Changi ve Yeonseng mi çıkacak? Evet, doğru. O zaman ben onları seyahat için hazırlayayım efendim. İyi olur. Ama bir konuda endişeleniyorum. Ne konuda? Jangum, Yeonseng ve Changi. Bunların hepsi Sangun Khan'a çırak olarak verildi. Eğer üçünü Sangun Khan'la beraber yollarsak, diğerleri bunu adam kayırımı olarak algılayabilir. Madem öyle söylüyorsun. Onlarla birlikte göndermek için birini seçebilirim. Haksızlık olmaması için kura çekmeye ne dersiniz? Buna gerek yok. Ben sadece... Kura çekeceğiz. Peki efendim. Evet, ben de söylemiştim. Hadi anlatsanıza, çok merak ediyorum. İşte. Tamam. Siz kızlar yine mi ülke içinde seyahat etmek için gidiyorsunuz? Çok imreniyorum. Ne? Sence saraydan ayrılmak iyi bir fikir? Dışarıda eğlenmek için bir sürü boş zamanları var ama. Pek değil. Oyun oynamak için zaman yok. Çok korkutucu. Biliyorum, çünkü Jeju Adası'na gitmiştim. Kavurucu güneşin altında bütün gün boyunca yürümek zorunda kalıyorsun. Ve paran olsa bile bir kasaba bulamazsan açlıktan ölürsün. Ayrıca gece yarısı bir sürü tehlikeli hayvan oluyor. Jangum, Yeonseng ve Changi, gidip valizlerinizi hazırlayın. Peki efendim. Bu üçü majesteleri kraliçenin emriyle bir süre için saraydan ayrılacak. İçinizden biri onlara eşlik etmek için gönderilecek. Bunun için sepetten bir parça kağıt alın. Bir çember. İşaretlenmiş olanın haricinde hepsinin üzeri boş. Çember işaretli kağıdı çeken kişi Jangum'la birlikte gidecek. Tek tek kağıt çekin. Yongro. Evet efendim. Sen başla. Peki. Yongro çıktı. Senin de bildiğin gibi... Kraliçe Sangun Kang ve birkaç genç yaman ülke genelinde seyahate çıkmasını istedi. Bunun ciddi bir görev olduğu düşünülürse onları muhafaza olarak onlarla birlikte gitmen harika olur. Ama özellikle de bütün gözler üzerimizdeyken başka birilerini ileri sürmemiz gerekebilir. Anlıyorum, ben hallederim majesteleri. Siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Ha? Nasılsın? Senden bir iyilik istemeliyim. Bir iyilik öyle mi? Majesteleri kralın başka bir emri değildir umarım. Hayır dersen başka birine de sorabilirim. Sana bunun için baskı yapacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. O zaman hayır diyorum. Sahi mi? Hava çok sıcak dostum. Gerçekten canım hareket etmek istemiyor. Anlıyorum. Lordum! Beni de yanınızda götüreceksiniz Seni değil mi? Seni nereye götüreceğim? He? Yoksa siz onlara eşlik etmeyecek misiniz? Kime eşlik edeceğim Dongi, söylesene. Majesteleri kraliçenin emriyle Jangum ülke genelinde bir seyahate çıkacak. Ne dedin? Ben de sana bunu sormak istiyordum. Sen hayır dediğin için başka birilerini bulmam gerekecek şimdi. Senin ricanın nasıl hayır diyebilirim dostum? Biraz sıkılmıştım. Bir de şaka yapıyordum yani. Gırgırına yaptım. O yüzden boş ver. Kura sonucunda onlarla birlikte gidecek kişi sensin. Bu yüzden döndüğünüz zaman yolda olan her şeyi bana anlatacaksın. Peki efendim. Bunlar acil durumlarda gerekebilir. Al bunları. Teşekkür ederim efendim.
Ben ne yapıyorum? Majesteleri sizi şahsen karşılamak istedi ama üzerimizdeki gözler sebebiyle yapamadı bunu. Sizi önemsemediğini düşünmeyin. En iyi dileklerini gönder. Minnettarız. Gerçekten. Açıkçası ülke genelindeki bölgesel yemek sanatlarını öğrenmek resmi bir görevdir. Her kasabadaki yargıç ofisinden yardım isteyebilirsiniz. Pekala, anlıyorum. Lütfen dikkatli olun. Hava ne güzel, değil mi? Artık senin yapacağın tek şey başarı merdivenini çıkmak. Jangum dünyanın bütün yemekleri üzerine eğitim görse de o geri dönene kadar sen ve ben çoktan yerimizi sağlamlaştıracağız. Bu yüzden artık onun için endişelenme. Jangum son kez saraydan kovulduğu zaman da aynı şeyi söylemediniz mi? O durum farklıydı. Bu sefer ona Sangung Han eşlik ediyor. Bu yüzden Jangum geri dönene kadar tamamen yeni bir düzeye ulaşacak. Neden Jangum'un becerilerinden bu kadar korkuyorsun? Benim korktuğum Jangum'un becerileri değil. Onun pozitif düşüncesi ve azmi. Hepsi bu. Gidiş yolunun bu olduğunu emin misin? Şimdilik bütün bildiklerimiz bu kadar. O yüzden doğru olup olmadığına bakmalıyız. Ben hala o adama güvenmiyorum. Yokim ya da adı her neyse. Bunun sebebi sizinle alay etmesi, öyle değil mi? Ne dedin sen? Gümüş renkli okyanusun girdabında bulut ve gök gürültüsü manzarasına şahit olmak için bir ejderhanın haykırışını takip ettim. Söylendiğine göre burada ilacın bulunduğu bir köy varmış. İlaç mı? Biz yemek pişirme sanatı üzerinde çalışmayacak mıyız? Sana iyi geldikten sonra yemek ya da ilaç ne fark eder söyler misin? Hadi böyle yapmamalısın. Sanırım. Başka bir şeyden bahsediyor mu? Kitapta sözü edilenlerin hepsi bu. Aklına herhangi bir yer geliyor mu? Emin değilim. Ama bu kitabı her kim yazdıysa gerçek bir kahraman olmalı. Onun sizi olmadığından emin misiniz? Nasıl böyle bir şey söylersin? Ha? Şöyle söylemen gerekiyor. Bunu yazan siz misiniz lordum? Evet evet, ikinize de aferin. Hadi zaman harcamayı bırakalım da yola koyulalım. Nereye? Şey, bir ejderha, gök gürültüsü. Belki de yer altında. Ah delikanlı, siz ikiniz de akılsızsınız. Jangum, senin için iyi şeyler hissetmiyorum. Yani bunun nerede olabileceği hakkında bir ipucu yok mu? Emin olamıyorum ama onun bulunabileceği bir yer var. Ha? Sahi mi? Gümüş Okyanus'un girdabı. Bu bölüm sanki sisli bir yolda tekrar tekrar yürümeniz gerektiğini söylüyormuş gibi. O kadar sisliyse bir ejderha da çıkıverebilir. Bir ejderhayla savaşmam mı gerekecek yani? Yaparım aslında. Ayrıca ejderhanın haykırışı da bir şelaleyi kastediyor olmalı. Açıklaması bu olmalı. Çünkü bulut ve gök gürültüsü bu şelalenin çok büyük olması gerektiğini de gösteriyor. Bir ejderha ile karşılaşırsanız benden selam söyleyin. O zaman bizim sürekli sisli olan ve büyük bir nehrin olduğu bir yer aramamız gerekiyor. Buna benzeyen bildiğim bir yer var. Neresi? Giyum Gangsan Dağı. Harika görünüyor. Aa, o kadar yolu tırmanmamız mı gerekecek? Olamaz. Hadi oradaki köyde kalalım çocuklar. Peki efendim.
kraliçenin bacakları acıyormuş gibi görünüyor. Evet. Benim bacaklarım da çok acıyor biliyorsunuz. Benimkiler de. Burada neredeyse hiç yemek yok. Sersemleşme. Burada bu kadar beyaz pirinç veren başka bir yer daha yok. Ama yine de... Affedersiniz. Ne var? Gyeongangsan Dağı'nda büyük bir şelalenin olduğu bir yer biliyor musunuz? Aa, evet. Dağ yolunun başında bir yer var ama... Siz dağda gezinti yapmak mı istiyorsunuz? Öyle bir yer var mı? Oraya gitmeyin. Orada bir kaplan var. Kaplan mı? Oradaki Dalei'nin babası. Geçen ay kızını kaybetti. Kız hasta bacakları yüzünden iyi yürüyemiyordu. Babasına daha fazla yük olmak istemediğini söyleyerek ormana tek başına gitti. Herkes deli gibi onu aradı. Ama hiç kimse ondan bir iz bile bulamadı. Kaplan onu yakalamış olmalı. Burası çok tuhaf bir yere benziyor. Ne yapacağız şimdi? Başlangıç için köy muhtarından yardım istemeye ne dersiniz? İşte bu iyi fikir. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Evet, siz kimsiniz? Burası muhtarın evi mi acaba? Evet. Bacaklarım hasta. Beni bağışlayın. Hiç de değil. Asıl biz sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Peki bana neden ihtiyacınız var? Gyeongangsan Dağı'na tırmanmamız gerekiyor efendim. Bu çok tehlikeli. Ormanda yaşayan tehlikeli insanlar var. Tehlikeli insanlar mı? Hayır. Bunu niye istiyorsunuz bilmiyorum ama aslında Gyeongangsan Dağı'na tırmanmak güvenli değildir. Peki neden? Orada kaplanların olduğu bir köy var. Kaplan mı? Ben küçükken köy çok büyüktü. Kaplan köyüyle arkadaştık. Barış ve uyum içinde yaşardık. Onların deri ve sebzeleriyle bizim tahıl ve hayvanlarımızı değiş tokuş yapardık. Sonra da o alçaklar bize düşman oldu. Sessiz ol. Ama baba, bu söylediklerim doğru. Düşman mı dedin? Evet. İşte bu yüzden insanlar topallıyor. Bir gün bir kaplan köyümüze saldırmaya başladı. Biz de onlarla konuşmak için kaplan köyüne gittik. Ama onlar bu konuda hiçbir şey bilmediklerini ve bunu bizim istediğimizi söyleyip durdular. Böylece iki köy birbirine düşman oldu. İşte o zamandan beri de köydeki herkes topallamaya başladı. İnsanlar burayı terk etti ve bizler de mahvolmanın eşiğindeyiz çocuklar. Yani topallama tamamen kaplan köyünden gelen kaplan yüzünden mi? Asla emin olamazsın. Ama insanlar böyle düşünüyor. Kaplan köyünde çok özel bir güç varmış gibi görünüyor. Onlar hala bir kaplan kullanarak bizi dize getirmeye çalışıyor. Mesela geçen ay bir kız kayboldu biliyor musunuz? Özel bir güç. Bizim aradığımızda bu olabilir mi? Kim bilir. Oraya gittiğimizde göreceğiz. Gerçekten de oraya gidecek misiniz? Yapmamız gereken bir görevimiz var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kaplan köyündeki insanlar yabancıları sevmezler. Lord Surojak yanımızdayken endişelenmemize gerek yok. Tabii ki. Nasıl olduklarını bilmiyorsunuz. Uzun zaman önce onlardan biri buraya gelip neredeyse hepimizi öldürüyordu biliyor musunuz? Tek bir kişi mi? General Yedi Yıldız gelememiş olsaydı hepimiz evimizi terk etmek zorunda kalacaktık. General Yedi Yıldız. O omzunda 7 tane doğum lekesi olan efsanevi bir adamdır. Yemek sanatını öğrenmeyecek miydik? Neden daha tırmanıyorum? Bu özel bir yemek sanatı. Burası çok ürpertici. Sanki bir ölüm hücresindeyiz. Bu çok yardımcı oluyor, öyle değil mi? Senin de korktuğunu biliyorum. Bu arada bir sorum olacak. Bana mı? O kadar yamak arasından sen nasıl seçildin anlamadım. Çünkü en akıllısı ve güçlüsü benim. Kura'da sen çıktığın için değil miydi yani?
Sen neden bahsediyorsun? Hayır, hayır, hayır. Lord Suruşang, siz kolaylıkla bir kaplanla baş edebilirsiniz değil mi? Ha, kesinlikle. Kaplan benden korksun. Sen ne yapıyorsun? Kaçış yolumu planlamaya çalışıyorum. Sen beni ne sanıyorsun ha? Cangum, baksana. Güneş hala yukarıda mı? Emin değilim. Güneş çoktan batmış gibi görünüyor. Sanırım köye bugün ulaşamayacağız. Hadi bir kamp yeri bulalım, olur mu? Sabah çiğ cildime iyi gelmiyor. Sabah çiğ de seni sevmiyor. Ne dedin sen? Sence burada bir kaplan yaşıyor olamaz mı? Bu mağara senin odandan daha temiz. Bir kaplan burada nasıl yaşayabilir? Bu mantıklı tabii. Ama biz Geungang Sandağı'ndayız. Etrafta çok fazla kaplan olmalı. Evet, Geungang Sandağı kaplanı. Küçükken bunun hakkında bir şeyler duymuştum. Bir ev kadar büyük olan kaplan mı? Belki de evden büyüktü. Birçok kaplan hikayesi var. Güzel kaplan hakkındaki hikayeyi duydunuz mu? Bir keresi duymuştum ama çok iyi hatırlamıyorum. Anlatın efendim, lütfen. Evet, hikayeyi anlatın lütfen. Bir zamanlar bir avcı Geungang Sandağı'nda avlanırken tuzağa yakalanmış yaralı bir kaplan bulmuş. Kaplan için çok üzülmüş. Bu yüzden onu tuzaktan kurtarmış ve bacağını iyileştirip serbest bırakmış. Ve bir gün kaplan köye inmiş. Çok saldırgan davranıyormuş. Hiç kimse bu konuda bir şey yapamamış. Bu yüzden kaplanı öldüren kişiye büyük bir ödül vereceklerini ilan etmişler. Avcı ilanı görmüş ve kaplanı bulup onu okla öldürmüş. Esrarengiz olansa kaplan avcıyı gördüğü anda kaçmamış ve bütün oklar ona saplandıktan sonra düşmüş. Avcı sadece kaplanın bacağındaki yara izini gördüğü zaman onun hayatını kurtardığı kaplan olduğunu anlamış. Bu çok üzücü. Kaplanın o kadar düşünceli olduğunu sanmıyorum. Ama kaplanın çok zeki olduğunu söylerler. Zeki mi? Ama o yine de bir hayvan. Yeğen grubunu söyleme devam edersen bir kaplan seni yakalamaya gelebilir. Tabii, yapabilirse yapsın. Seni korkuttun, yapma. Ne olur ne olmaz, ben gidip biraz daha dal getireyim. Çok uzağa gitme, olur mu? Ben de seninle geleceğim. Bu fırsatları değerlendirmek gerekir. Ne oldu Cangum? Orada bir kaplan yavrusu nerede? Vardı. Evet gördüm. Orada hiçbir şey göremiyorum ben. Burası çok sisli. Yanılmış olmalısın. Hadi gel geri dönelim. Herkes nerede? Çantalar da yok olmuş. Belki de eşek şakası yaparak bizi korkutmaya çalışıyorlardır. Birileri kasıtlı olarak ateşi söndürmüş. Evet haklısın. Söndürmek için üzerine basmışlar. Bir şaka için bu kadar da ileri gidilmez, öyle değil mi? O zaman ne olmuş olabilir? Hadi onları arayalım lütfen. Evet onları arayalım. Efendim Sangunkan, Yonseng, Changi. Dongi. Neredesiniz? Neler oluyor? Bu bir... Şelale sesi. Bu olağanüstü. Bulut ve gök gürültüsü manzarası demesinin sebebi bu olmalı. O çocuk. Bu o.
Fena değil. Ne? Adil değil. Bu bir savaş. Peki, öyle olsun. Önceliklerini bildiğini bilmek güzel. Alın onları. Peki efendim.